Değerli dostlarımız, bir annemizi gördük, arabadan indik. O kadar sempatik, o kadar sevecen, o kadar güzel ki. Dedi ki size ben salatalık vereyim dedi. Bak, bak getirdi şimdi bak. Selamun aleyküm. Ben yıkayayım onları. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. İsmimiz nedir efendim? İsmimiz Cennet Kaplan. Cennet? Kaplan. Cennet Kaplan. Anne ismini kim koydu ya? Nenemin adıymış. Nenem. Yaş kaç? Yaşa bakma yaş. Senin doğru. Yaş kaç? Benim yaş 80'e varıyor oğlum. 80'e varıyor. Varıyor. 80 yaşındasın böyle çalışıyorsun. Çalışıyorum. Kornişon salatalığı topluyorsun. Topluyorum. Bu tarla senin. Ha benim. Şu malikane de senin. Bura bizim bura. Bura şu, senin. Şura bu. Ay maşallah. Aa abla da geldi. Abi ben her zaman söylüyorum. Şöyle tarlaya doğru gel abla. Yürü. Şöyle gel. Yo o değil sen de gel. Sen de gel gel. Seni ben bırakmam Cennet gel. Seni bırakmam kusura bakma. Anne getir. Vallahi biz Cennet ablayı gördük. Arabadan indik. Herkes nasibini yer. Bu ne ya? Kayınvalidem öldü. Bir sene oldu da yıl dönümü bugün. Bugün yıl dönümü? Evet kahve. Ben de helva verdim. Nerede seninle? Aa, şurada. Bir tencere helva yaptın. Evet. Bize nasip oldu. Size nasip oldu. Neyse gelmezsiniz. Tabii canım ana. Ne olsak gelmeyiz? Çağırsak gelmezsiniz. Abi vallahi sen İstanbul'dan kalk 400 kilometre yol gör. Ondan sonra arabadan in, Cennet anneyi gör. Cennet anneyi çekerken abu ablam geldi. Allah'ım ya Rabbim ben her zaman söylüyorum herkes nasibini yer. Şimdi biz senin kaynananın helvasını yiyeceğiz. Evet. İsmi neydi? Hatice Karaca. Sever miydin? Severdim. Onun için diyorsun her sene helvasını. Ne oldu kız? Gönüllendim. Anne ne oldu ya? Gönüllendim. Gönüllendin mi? Gönüllenmek nasıl oluyor ya? Kayınvalidemde severdik birbirimizi. Anne kız gibiydik yani gelin gibi değildik. Aa, o kadar kaç yıllık gelinlik yaptın o da kaynanalık yaptın? 35 senelik gelin ben burada. 35 senelik? Evet. Yani diyorsun o öldü kaç yıl oldu öleli? Bir sene işte bugün yıl dönümü. Seneyi devriyesi. Evet. Helvasını biz yiyeceğiz he? Evet. Sen helvayı evet. Cennet anneye mi getirdin? Ya Cennet abiye getiriyordum ben. Da ben oraya gidiyordum ben sizden haberim mi oğlum? Ben nereye gidiyorsun sen? Vallahi haberi yok. Biz çünkü doğal çekim yapıyoruz. %100 organik, %100 doğal çekim yapıyoruz. Cennet anne. Yok. Bak helva ayağına geldi. Helva siz yiyin siz. Şimdi helva ayağına geldi. Ben bana bakma sen. Helva ayağına geldi. Şeker var. Helva ayağına geldi. Ne ben yiyorum. Bak hadi bakayım. Göm. Oo! Yarasın Cennet anneme. Vallahi kaynanasının arkasından böyle gözyaşı döken tarlada ilk defa bir anneyle karşılaştım. Ahirette buluşursunuz ya. Her gün ağlıyorum böyle. Aklıma geldi mi ağlıyorum yani. Allah Allah. Enişte evde mi? Enişten evde değil. Dükkan çalıştırıyor. Mobilya. Tamam. Tencere senin orada mı? Ben orada tencere. Biraz hemen acıcık bir şey gardım hemen. Öyle mi? Komşuları davulmak için. Bir tabak. Porsiyon yaptı. Salatalık topladı geldi. Senin gelin de böyle seviyor mu? Benim gelin sevmem mi? Ta evin üst katına çıkardım kıymetli de bak evin üstünde ben aşağıda dünekte duruyorum. Bir dakika şuraya bakarak söyle yani gelin kıymetli diye ne yaptın? Üst kata çıkardın. Yok, üst kata çıkardım. Üçüncü kata çıkardım. Burada ne yatıyor bu? Sermaye ne var burada? O para kazanacak o. Parayı mı gömdün? Aç bakayım. Aç bakayım kız. Abo aç. Ne var burada biliyor musun değerli dostlar? Çuvalların altında ne var? Para var. Salatalık var değil mi? Doğru. Türkiye'nin en iyi salatanı biz yapıyoruz diyor musun? Biz yapıyoruz tabi. Kaç yıldır tarlada çalışırsın? Valla anasından doğdu doğalı çalışıyoruz oğlum. Biz ilişkiliysen tarlada definmeye alışkınız. Ama böyle mutlusun değil mi? Tabi tabi. Eyvallah. Başka bir vallahi billahi. Cennet anne. Cennete evet. Gitmek için hani cennet anaların ayağının altındadır deniyor ya. He. Cennet senin ayağının altında be. Beyler. Göm. Dur ya. Göm. Aa, ben, Cennet anne bunu da ye. Var, bunu da ye bir şey şeker olmaz. Var, şeker gibisin şunu da ye. Ha, tamam yeter daha da yedirmem. Evet. Şeker var dedi. Tadına biz de bakalım değerli bakalım. Dostlar. Ben de bakıyorum. İsmi neydi kaynananın? Hatice Karaca. Hatice Karaca annenin ruhuna gitsin değerli dostlar. Gelin hanım sizin isim neydi? Enbiya Karaca. Enbiya Karaca. Annemiz sizin adınıza, birinci yılınıza tarlada vallahi bize denk geldi. 400 kilometre yoldan yiyorum bakalım. Çağırsak gelmezsiniz. Çağırsak gelmezsiniz. Denk geldiniz ya. Nasibiniz varmış. Mükemmel yapmış. Ruhun şad olsun. Mekanın cennet olsun. Afiyet olsun. Her zaman seni seven böyle gelinin olsun diyoruz. Amin. Biz yolumuza devam ediyoruz. Sen de salatalık toplamaya devam ediyorsun Cennet anne. Yapacağım yapacağım. Ne yapacaksın? Ölesi kadın çalışacaksın. Nazman 4 kişiyle gidersen bırakırsın. Değil mi? Nasıl? 4 kişiyle götürürlerse seni. Nereye götürürler seni? Ulkaşına, Talıköy, öbür köye. Öbür köye? Tabii, siz buraya. Gidenler var mı? Oo, dayı gideli 20 sene geçti ya. Seninki? Ha, yolladık onu pastaya. Manita?
Hayır, kişim kalsın boşu. Herkes nasibini yer, nasibini. Nasipten öteye köy yok der dostlar. Dök! Aldık nasibimizi, gidiyoruz. Ölmüşün ruhunu okuduk. Salatalığımızı da göbeğimize koyduk. Gidiyoruz. Selamun aleyküm. Ayağımızda var parmak arası. Sensin bizim gönlümüzün yaralısı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ya yatmıştın demin. Ne yaptın? Bizim o arkadaş da biz ne güzel bir geleceğiydik, selam vereceğiydik. Seni uyandırdı. Olsun. Toprağa yattıydın. Ama güneşi seviyorum ben. Ölmeden önce öldüm diyorsun yani. Tabii. Görmeden önce gördüm diyorsun yani. Evet. Vay, isim ne abi? Güneş de Mustafa. Güneşim isim. Mustafa abi nasıl yatıyordun? Bir yatsana be. Ver. Nasıl yatıyordun? Bir yatsana. Ha şöyle. Değerli dostlar biz yoldan gidiyorduk. Minibüsümüz orada. Göster Murat. Minibüsümüz orada değerli dostlarımız. Gidiyorduk. Şoför Yücel abi gördü ya, biri dedi yatmış dedi. Allah göstermesin dedik. Yaşıyorsa röportaj yaparız. Ölüyorsa gömeriz dedik. Tabii. Ama yaşıyorum. Nasıl yattıydın Mustafa abi? Vallahi ben de arabadan indim. Gördüm. Arabadan indim. Hemen ayakkabı bile giymeden geldim. Hakkınızı aradım. Ya, nasıl yatıyordun abi? Nasıl yatıyordun abi? Sen Mustafa dayı yat. Allah'ım kabul etsin. Bak. Allah kabul etsin. Bak. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah'ım anam yemeğe bak. Bak. İçeriye bak. Abo. Selamun aleyküm. Bu çalışmıyor mu kız? Çalışmıyor anam. Allah Allah. Bu yuva yakınımızda buradan getiriyoruz. Bu yuva yakınımızda da. Abdest alıyorsun. Hayrını gör. Sen neredesin? Kimsin sen oğlum? İstanbul'dan geldim. Ne bak. Allah ömürleriniz uzun etsin. Allah ömür versin. Amin. İsim ne senin anne? Hatice şoför. Hmm. Yaş kaç Hatice anne? 78. 78 Mustafa abi senin yaş kaç? 80. Bir dur ya, adama bir soracağım ya. 80. Bir dur. Mustafa abi kaç yıllık evlisiniz? Şöyle bir dönüver. 80 yıllık evlisiniz. Evlendim. 15 yaşında evlendim. Şöyle bir dön. Kamera bir yüzünü görsün. Oldu. Aşk var mı? Vallahi o zaman acamadı. Ne dediğimizi bilmiyoruz. Aşkmış annemden pek. 15 yaşında evlendim. Evet. Kim kime ilk aşık oldu? Vallahi bu Karagayalı, ben aşık oldum. Aa sen mi aşık oldun? Karagaya köyünden, Gölcük'ten kurdu, oraya gittim işte. Sen Gölcük müsün? Gölcük'üm. Kaç yıllık evlisiniz? İşte dur sen gitme. Dur, nereye gidiyorsun? Namaz kılacağım. Ya sen ne yaptın böyle, sen hafiften... Gözüm yavuz değil mi? Hafiften problem mi var belde? Bende de var bacak. Problem mi var? İki bacaklam ameliyatlı, kalbim ameliyatlı, belim ameliyatlı, gözlerim ameliyatlı. Yine Allah ben ayakta tutuyor çok. Bu işleri hep görüyorsun yine. Allah razı olsun. Adamın durumu nasıl? O yapamıyor. Nasıl yapamıyor? Yapamıyor peki. Şapamıfa bir şey yapmaz. Hemen. İşleri de mi sen yapıyorsun? Yoldaş oluyor. Suyudan su getiriyor. Bekliyor arkadaş. Sana diyor ha. Bir dur, ne oldu anlamadım ya. Su mu içecek? Size su ikram etti. Bize mi ikram edecek? Evet. La ver gelsin be. Ver gelsin be. Doldur bakalım, şu mübarek doldursun. Tamam. Doldur. Şey ver Mustafa abiye. Getir. Tereka buna video herif. Kendine kodur. Ölmüşlerin canına değsin kız. Amin. Ananın canına gitsin. Amin. Onu ki... Babanın canına gitsin. 2 yaşında oğlum öldü, bir 40 yaşında oğlum. Oğlunun canına gitsin. İnşallah yavrum. Şimdi namaz kılacaksın. Namaz kılacağım. Bize abi. Bir dua et. İnşallah bakalım. Allah. Eyvallah, bu da kız kardeşine ya. Kız kardeşine. O en büyüğümüz, ben en küçüğümüz. Senin yaş kaç anne? 65. 65 yaşındasın. Sen 80'e merdiven dayadın. Ev bura. 80 desen olugan. Şöyle gözünün içine bakarak bir seni seviyorum. Sen benim ilk ve son aşkımsın de ya. Seviyorum ya canım. Seviyorum. Nasıl seviyorsun ya? Çok seviyorum. Ne zaman dedin en son seni seviyorum diye? Seni 16 yaşımda. 16 yaşında dedin. Aradan geçmiş 65 yıl. Evet. Gözünün içine bakarak bir daha söyle. Seviyorum seni, seviyorum. Vay be, çok çekmişsin anne be. Çok çektim, çok. Allah Allah. Ama yine de seviyorsun Mustafa dayıyı. Daha önce bundan sonra nereye gideceksin? Sevmezsen de duracaksın, sevsen de duracaksın.
Allah Allah. Çare yok gari. Eyvallah, hadi namazında bize dua et. İnşallah, hadi bakalım. Hadi bakalım. Yaz kış burada mı yaşıyorsunuz? Aa, biz burada hemen yazın duruyoruz daha böyle de. Köyde evimiz meydan. Yazlık yerde. Düğün salonunun dibinde koca kapı. Evim düğün salonu var. Oradan civarları görersiniz ya. Eyvallah. Düğün salonunun dibinde. Önünde traktör vardır bir. Eyvallah. Şey, yeşil eyvallah. Traktör. Her şey gençlikteydi be, değil mi? Her şey gençlikteydi. Hinci ne yapayım oğlum Tevi? Ne dünya senin olsa ne olacak? Allah Allah. Hince Allah'a işte ibadetimizi versin. Allah söyle. Ayakta dur diyemiz kadar. Gençlik gitti gelmez geri. Aha. Al sana bir çuval kemikle buruşuk bir deri de. Tabii, hince bir daha söyle bakayım. Gitti gençlik gelmez geri. Al sana bir çuval kemikle bir kuru deri. Başka ne olacak? Nasıl ona kadar gittik? Allah Allah, ne güzel sözün var ya. Ver bakayım şu elini bir öpek. Evet değerli dostlar. Ay, 65 yıllık biz, aşk hikayesi. Ver. Biz buyurduk. Nereden geliyoruz? İstanbul'dan geliyor. Sen... Denk geldi çektik. Eşit sırta doğru gidiyorum işte. Nereye doğru gidiyorsun? Nereye doğru gidiyorsun? Sırta doğru gidiyorum. Hangi sırta doğru gidiyorsun abi? Erdere yolundan gidiyorum işte yukarı doğru. Çoban. Abi bir anda arabayı görünce depere kalktın ya. Ya sen durdun herhalde, beni almayacak. Yoldan şöyle dedim ben. Valla ben dedim ki bir day yukarı doğru gidiyor. Hey. Acaba davar mı vardı önünde, oraya doğru gidiyor dedim. Davarlar var aşağıda. Onlar gidiyor. Davarlar aşağıda mı? Evet. Onları bıraktın mı orada? Onlar, yok onlar gelecek oluyorsun diyorlar. Geliyorlar onlar. Bir dakika, sen önden gidiyorsun. Davar kendi oradan aşağıdan mı aşağıdan geliyor? Evet. Sen çoban mısın? Çoban. Yanılmamışım. Yanılmamışım abi. Çobanım ben. Kaç dakika sonra gelecekler? Bir saat sonra gelir. Buradan ben hayvanı görebiliyor muyum? Şimdi birazdan göresin çünkü sırta çıkınca. Sırta çıkınca hayvanı görecek misin? Göresin. Sen, köye kadar gideceksin. Yok, ben köye kadar gitmeyeceğim. Ben de sırta vardım. Ondan sonra öte doğru şöyle giderler benim yanımdan. Hayır, anlamadım. Sen şimdi nereye gidiyorsun abi? Ben yoldan gidiyorum. Şimdi hayvanın alt taraftan geliyorsun ormanın içinden. Sen onlarla beraber ormanın içinden gitmiyorsun. Yoldan gidiyorum. Evet, yoldan gidiyorum. Onunla ormandan yayla yayla yavaş gidiyorum. Abi. İsim ne abi? Hüseyin. Hüseyin abi, yaş kaç? Yaş 62. 62. Hüseyin abi, arabaya biniyorsun. Hı. Şimdi yukarıda karşılıyoruz hayvanları. Hı. Bir tane kuzu kesiyorsun bize. Kesin. Ciddi mi? Ciddiyim. Ne olacak ya? Ben Karagöy'de, valla evde. Tamam. Bin araba Hüseyin abi. Hüseyin abi arabaya attık değerli dostlar. Yücel abi devam et. Yok. Sallanıyoruz değerli dostlar. Normaldir. Yavaş yavaş gidiyoruz. Nasılsın abi? Nasıl bir duygu çobanlık? Allah razı olsun. Ben memnunum ya. Bir kurt çakal olmasa süper. Kurt çakal olmasa süper. Süper. Kurtsuz çakalsız olmaz be abi. Çakal... Dağlarda kurt da olur, çakal da olur abi. Oluyor abi. Doğru mu abi? Doğru. Eyvallah doğru. Abi. Bunun olmasa süper. Geçeye gelmeye gerek yok. Hayvanın yanına gelmeye gerek. Hayvan kendisi gelir. Kaç gelir. Saat? Kaç saat gidiyorsun? Sabah çıkıyoruz, akşama kadar gidiyoruz işte. Sabah çıkıyorsun, akşama kadar. Koyun mu, keçi mi? Keçi. Keçi. Keçi biraz da inatçı olur. Evet. Sen dur dediğin yerde duracağız. Yok işte, ya şimdi şuradan meydandan şu karşıya geçecek. Bunlar bu alana geçecek. Bu araba gitmez oraya. Tamam, biz nerede ineceğiz? İnce, geçenle mi gideceğiz? Gidelim. Yok, keçilerin yanına gitmeyeceğiz abi. Keçileri nereden göreceğiz? Geçen şimdi abi. Göreceğimiz yerde dur de. Göreceğimiz yer burada. Şu arada. Tamam, dur de duracağız. Ha, burada görersin. Duralım şimdi. Mı? Dur. Dur. Dur abi. Dur Yücel abi. Şimdi... Ya Allah, bismillah. Abi buradan gidecek dere yatağında. Ya, dere yatağında buradan. Şimdi aşağıdan geldi. Bu, eskiden buradan geliyordu. Bugün de buradan gittiler kendileri. Köpek, peki köpek falan var mı? Köpek mi var, köpek. Ya gündüz kurt oluyor mu burada? Oluyor. Köpek koruyacak şimdi sürüyü, doğru mu? Evet. Evet. Eyvallah köpekten. Abi. Biz buradan herhalde biraz uzun sürer görmemiz. Yok görmez. Şimdi gelir birazdan. Şu aşağıdan hep yolduğuna gider. Buradan böyle. Sarar şimdi. Buraya gelecek mi yan hayvan? Buraya yanımıza geliyor sanırım. Vallahi çan sesi geliyor değerli dostlar. Yani evet. Ben buradan görebilirim. Sen çağırsan buraya gelecek mi hayvan? Artık yoluna gider. Çağırsam gelir. Çağır bakayım abi. Ya ya ya. Şimdi onlar yolumuz orası diye buradan böyle eve zorluyorlar. Ev nerede? Ev budağın arkasında. Öteki dağa geçti. Buradan sen böyle... kaç kilometre yürüyorsun günde ya? Bunlar hepsi... Türkü de... var mı Hamza abi? Yok, Türk söyle ben. Vallahi mi? Vallahi. Azıkta ne var? Peynir var sadece. Değerli dostlarımız, azığımızı açıyoruz. Çoban büyüklerimiz yanında taşır bir katır ekmek, bir parça azık. Bu vatana,
bu millete, bu bayrağa ihanet edene yazıktır, yazık. Aç abi. Buyurun abi. Bak bak. Bir yengeçi peyniri mi? Ben pazar bilmiyorum. Burada evde bu mahallede bu köyde yetiyor bana. Allah razı olsun, bunu sen yiyeceksin. Biz az önce yedik. Sen yiyeceksin. Bunun tadına sen bakın yiyeceksin. Bir. Baktık ben, biz tadına. Ya, ben bak, senin azığını bu... yemem. Yok. Benim sana azık vermem. Yok. 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 Abi olmaz. Benim... Vallahi almam abi. Almam. Vallahi bunu almam. Bak, bir dakika. Yemin etme almam abi. Bunu senin bana... emeğini almam abi. Yok, ben sen bir yedim. Daha benim için bana bir iyilik yapmak istiyorsan şunları bir daha çağır. Nasıl çağırıyor? Kuah. Ya. Değerli dostlar, şu ana kadarki çobanlar içerisinde sürüsünü en iyi çağıran çoban abim seçiyorum Hamza abimle. Yes. Abi peki kaç yıllık çobansın abi? Ben küçük yaşta ben çobanım abi. Yani kaç yıllık? Yaş kaç? Sen de 62. 62. Evet. 5 yaşında başlasan? 57 yıllık çobansın. Evet. Başka hiçbir iş yapmadın mı? Yapmadım. O işi yaptık. Hep zarar ediyoruz. En güzeli buymuş. İnsanlardan da iyi. Çobanlık. Çobanlık abi. Hayvanla herkes... muhatap olmak. Hayvan hepsini iyi abi. Ben sana selam veriyorsam ya paran için selam veriyorum. Ama bunda hinayetlik yok. Ben bunu bugün kazandım diyor sana veriyor. Hayvan değil mi? Hayvan. Ama insanla öyle değil. Çıkar. Hep çıkar peşinde. Seni çağırma peşinde. Ben onu öğrendim abi. Hayvanlardan memnunum. Hiç ihanet görmedin? Görmedim abi hayvandan. Allah bin bereket versin. Benim çoluğuma çocuğuma bakan da bu. Kendime bakan da bu. Eyvallah. Merak ettim bu hayvanları ya. Evet. Çağır Hüseyin abi. Ey! Ey! Guaaaaa! Bende de ses var değil mi Hüseyin abi? Yes. Var. Hüseyin abi biz deminden beri Hamza dedik, ismi Hüseyin'miş, fark etmez. Yes. Ya. Değerli dostlarımız, Hüseyin abinin ta tepede karşıda keçiler devam ediyor. Kaç tane Hüseyin abi? Vallahi, kaç hayvanım? Vallahi sayısını bilmiyorum. Çok mu? Var yine yüzü kadar, yüzün üzerine. Şimdi ne olacak, biz seni nereye götüreceğiz onu söyle. Yok, ben gitmeme gerek, işte bununla ben değişim sırt deneyecektim, buradan önüne geçireceğim. İşte tamam, seni sırta kadar götürüyoruz tamam, o zaman. Bu... Gördüğünüz gibi değerli dostlar, şimdi o zaman sen biz de tekrar arabaya bin abi. Hüseyin abi, şimdi... sen de bugün dört ayağının üstüne düştün ha. Şanslısın bugün. Neden? Neden mi? Harun Şen'le tanıştın şükür, ya. Şükür. Allah Allah, hadi bin bakalım. Şükür. Değerli izleyicilerimiz, annem dedi ki buralar sulak, batarsın, sonra çamurun üstüne yan gelip yatarsın, neşene de neşe katarsın dedi. Fark etmez, batalım da suya batalım. Selamun aleyküm. Anam gittim. Vallahi gittim, billahi gittim yala. Abi gizli şey varmış, bataklık varmış burada. Gittim kardeş, gittim. Gittim, bildiğin gittim. Heh. Hoşuna gitti değil mi? Oradan gülüyorsun ya. İnsan geçmiş olsun diyeceği yerde gülüyor ya. Annem bura niye battı böyle ya? İşte suları saldılar. Saldılar da dur. Ben niye battım? Oraya niye battım ya? Ölüşmüşsen az daha yukarı git. Dur geliyorum. Yana da batağı burası. Anam! Yukarı gidiyorum. Ya sen gelsene şuraya, o zaman ayağımda çizme var, bana bu eziyeti çektiriyorsun ya. Bir dakika dur anne. Dur anne. Nereye gidiyorsun? Şöyle gel. Geliver. Hay neye gülüyorsun onu anlamadım. Sen hemen batarsın kimse anla. Bu şapkaları niye takıyorsunuz siz ya? Ya sıcak burayı, kafamıza ne yapacak? Anam, annem sen sapsarısın şu suyu. Vallahi sapsarısın maşallah. Kornişon mu topluyoruz? Evet. Ayağımızda çizme. Çizmelerle. Çorapları giydik. Eldiven. Eldiven. Külahlar işte öyle. Hafif böyle öğlenden sonra akşama doğru yine çıktınız sahneye, doğru mu? Öyle öyle. Burayı niye böyle suladılar? Burası susuzdu kaç gündür de, bugün saldılar, vuruştu gündüz. Evet. Bundan sonra bunlar da övüşmüş güzelcene. Övüştü güzelcene. Biz de çamura battık değerli ben dostlar. Ben de çamura battım. Vallahi battık. Hayırlısı olsun annem ya. Evet. Kaç saat çalışıyorsun günde?
İşte ikindiye kadar çalışıyoruz. İkindiye kadar çalışıyoruz. Ha. Anne bana müsaade, şimdi şöyle geliyorum. Sağ ne yapıyorsun, iyisin? Sağlığın, saatin iyi. Şükür, şükür abi. Evet, şapka çıktı. Çıktı. Ne gözüktü? Kel gözüktü, ne gözükecek? Yaş kaç? Yaş 55 falan işte. 55 yaşındasın. 55. Hay maşallah. Aynen. Evet, elindeki nedir abi? Zalatalık bu. Zalatalık mı, salatalık mı abi? Salatalık abi. Salatalık. Nasıl aynen yenir efendim kornişon salatalığı? Çıtır çıtır. Ye bakalım. Kütürdeyecek yani. Kütür kütür abi. Bir daha kütürsün. Yenge hangisi? Yenge mi? Yengen mi, yenge mi? Yenge. He, yani? Kızım da bu. Öyle mi? Küçük kızım, evet. Öyle mi? Bir tanesi Manisa'da. Ha, hanımla kız. Aynen. Eş ve baba aynı tarlada. Aynen. Vallahi ben ablayı gözüme kestirdim. İsmi ne? Nazan Uludağ. Nazan Uludağ. Benim seninle çok işim olmaz. Ben Nazan ablamın yanına aynen gidiyorum. Al. Benim işim Nazan ablayla. Aynen ablacığım. Evet değerli dostlarımız. Türkiye'nin en sempatik kornişon salatalığı toplayan hanımefendisiyle beraberiz. Ablacığım nasılsın? İyiyiz abi, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hamdolsun ablacığım ya. Keyfin, sağlığın, saatin nasıl? Allah aşkına işte salatalık topluyoruz. Valla? Aynen. Ama bizim işimiz bu. Valla ablacığım en güzel salatalığı da doldurmuşum be. İstiyorsan verebiliriz yani. He? Allah senden razı olsun. Bak değerli dostlar, bu kornişon salatalığı. Yaş kaç ablam? 29. 29 yaşındasın. Aynen. Yani çalışırım diyorsun. Evet. Türkiye'de çalışırım. En iyi kornişon salatalığını tarlada ben toplarım mı diyorsun? Aynen, ben toplarım. Peki yer misin? Yerim. Nasıl yenir bu salatalık? Bize bir göster abla. Mükemmel. Aynen, güzel. Günde kaç kilo topluyoruz? 100 kilo falan topluyoruz. 100 kilo, 100 kilo topluyoruz. Aynen. Yani bu tarlalara benden sorulur diyorsun. Evet. Meydan okuyorsun. Aynen, meydan okuyoruz. Salatalık olmadığı zaman ne yapacaksın? Domates var. Hayvanlar var. Hayvanlar var. Hayvanlar var. Aynen, benim işim o. Çık vallahi çık. Var ya, yemin ediyorum var ya, çok sempatiksin be abla. He? Vallahi, hep böyle abi misin? Hep böyleyim. Hep neşelisin. Aynen. Allah seni bu tarlalardan eksik etmesin. Amin inşallah. Varlığını hiçbir zaman eksik etmesin. Amin diyorum. Sana kolay gelsin diyorum abla. Zor olmuyor mu, hava sıcak? Zor oluyor da yapacak bir şey yok. Ekmek daha varsın. Ekmek daha var. Aynen. Çalışırız diyorsun. Aynen, çocuklarım var, ne yapacağım, mecbur yapacaksın. Öyle mi? Kaç tane evet çocuk var? İki tane çocuğum var. Öyle mi? Evet. Allah onlara uzun uzun ömürler abi versin inşallah değerli dostlarımız. Baba, kız, anne. Üçü de sahadalar. Ekmeklerinin başındalar. 28, 50, 55 yaşındalar diyoruz. Kendilerini bu gayretlerinden dolayı alkışlıyoruz. Yolumuza da devam ediyoruz. Evet, kısa bir ara vermiştik. O arada Hacı abi ibadetini yaptı. Camiden çıkıyordu. Dedi ki bu arkadaş Ülke TV'deki arkadaş değil mi dedi. Evet benim dedim. Abi devamlı biner miyiz bisiklete? Devamlı binerim. Yaş kaç? Yaş 65. 65. Bir rahatsızlık var herhalde. Var. Mutlaka ameliyat oldum. Geçmiş olsun. Nasıl gidiyor? İnşallah şifa bulacağız. Yıla 8,5 sene oldu. 8,5 senedir böyle. Buna şükür diyorsun abi. Şükür şükür Allah'a şükür. Bizi nereden tanıdın? Sizin televizyonda devamlı seyrettiğim için. Ülke TV'de aşırı yine seyrettim biraz önce. Ciddi mi diyorsun abi? Ben Kanal 7 ve Ülke TV'nin muhabiri miyim? Onu seyrederim. Bizim programın adı ne? Gezerim gezerim. Gezerim gezerim mi diyorsun abi? Gezerim gezerim diyorsun. Vatana yanlış yapanı diyorsun. Ezerim diyorsun. Ezerim abi. Eyvallah abi. İsim ne abi? İsmail Say. İsmail abi. Kaç yıldır biniyorsun bisiklete? Çocukluğumdan beri. 7 yaşından beri biliyorum. Bisikletsiz olmaz mı? Olmaz. Her yere bununla mı gidiyorsun? Çoğunlukla bundan giderim. Çoğunlukla bundan giderim. Ya İstanbul'da falan motosikletler olur olmaz yerde karşımıza çıkıyor. Burada öyle değil değil mi? Burada şimdi bizim çevre yolu var. Bizim belediye başkanı oraya bir yol yaptı. Oraya akşam üzeri ben gidiyorum. Bizim Mandıra köyü var. 104 kilometre. Oraya kadar gidip geliyorum her gün. Her gün sürüyorsun. Her gün böyle sürüyorum. Fit kalmanın sebebi bu mu? Bu. Eyvallah. Hakkını helal et abi. Bir tur at da bir görelim. Nasıl atıyorsun turu? Bu ne? Bunu niye taktın buraya? Burada minder yerinden ter yapıyor. Ter yapıyor. Ter yapmaması için. Ter yapmaması için muşamba koyuyor. Muşamba daha çok ter yapar. Hayır, bu daha hiç yapmıyor bunu.
Eyvallah. Hadi İsmail abi. Pedal da kırık İsmail abi ya. Olsun varsın. Ben basarım. Olsun varsın. Yap bakalım. Bir bisiklet. Şöyle bir tur at bakalım İsmail abi. Evet değerli izleyicilerimiz, Balıkesir'deki yolculuğumuz devam ediyor. İrfan Baba ile birlikteyiz değerli dostlarımız. İrfan abi selamünaleyküm. Aleyküm selam abi. Abi ne yapıyoruz İrfan abi? Abi, abi biz hasır yapıyoruz, kargı buduyoruz. Hasır yapıyorsunuz, evet. Kargı buduyorsunuz evet. Abi. Doğru mu abi? Doğru abi. Abi bu ne bir ürünü bu, ne bitkisi bu? Bu abicim bu kölgelik. Hayır yani ağacın cinsi bu ne? Kargı. Kargı ağacı. Evet. Nerede biter abi bu? Bu derelerde. Dere kenarlarında. Evet. Mevsim mi şu anda? Mevsimi değil de biz mevsimini buluyoruz. Nasıl oluyor İrfan abi? Mevsim değil de biz mevsimini buluyoruz abi. Bunun peki en iyi zamanı ne zamandır abi? Bu? En sağlam zamanı. Abi en son sağlamı güzün. Güzün? Evet. Ama bu esnada da diyorsun gideri var diyorsun. Evet var. Ne yapacaksın şimdi bundan abi? Gölgelik bunları, yapacaksın. Bunları gölgelik yapıyoruz abi. Ne yapıyorsun tırpanla orakla? Orak. Orakla. Evet bundan kesiyoruz. Önce bir temizliyorsun. Temizliyoruz, buduyoruz, ediyoruz. Evet. Karşıdaki gördüğünüz gibi hasır yapıyoruz. Evet. Bunun gidip nagüneye bağlıyoruz. Evet. Kölgelik oluyor. Herkes de bunun altında oturuyor. Çayı kahvesini içiyor. Organik diyorsun. Evet. Doğal diyorsun abi. Evet abi. Eyvallah abim benim. Abi peki İrfan abi el ayağı kesmiyor mu? Nasıl çalışıyorsun böyle ya makine gibi? Abi kesmez abi. Bizim elimiz alışkındır abi bu ara. Ez alışkın diyorsun. Evet kesmez sağlam abi. Sağlam mıdır İrfan abi? Sağlam abi. Türkiye'deki galiba. En iyi gölgelik bu mudur? Evet abi bu. En iyi gölgeliği ben yaparım diyor musun abi? Evet. Evet kaç abi. Yıldır yapıyorsun abi? Bunu mu abi? Ben bunu 10 yıldır yapıyorum abi. Abi makine gibi çalışıyorsun İrfan abi. Abi çalışmasan Allah ekmek nazardan yok. Saklasın be abi. Ekmek bir gölgeliği kaç günde yapıyorsun İrfan evet. Abi? Ekmek yok abi çalışmaktan kere. Hayır bir gölgeliği kaç günde yapıyorsun abi? Bir gölgelik mi? 15 dakikada biter. 15 dakikada? Evet 15 dakikada bir. Bu diyorsun diyorsun böyle. Bu diyorsun 15 dakikada biter abi. Oradaki arkadaş ne iş yapıyor? Kim? Bu mu? Evet. Bu arkadaş da kargı kesiyor. Onlar ikisi yapıyorlar ben onlar buluyorum. Onlar yapıştırıyorlar abi. Evet. Bir kargo ortalama 5 metrekarelik bir kargı kaç tane kargıdan çıkıyor? Şimdi şunlardan şu kesmiş olduğum kargılardan hiç kesmeyecek çıkmayacak 15 tane çıkar. 15 tane? Evet. Eyvallah. Fiyatlar nasıl abi? Bunların tanesi mi abi? Ha, fiyatlar kaça mal oluyor? 100 lira 200 lira tanesi abi. Hayır bir kargı bir gölgelik kaça mal oluyor? 1000 lira abi. 1000 liraya mal oluyor. Evet o 1000 lira abicim o. İrfan abi ne yapıyorsun? 15 tane kargılık mı yapıyorsun günde? Evet 15 tane yapıyoruz abi günlük. Allah nazardan saklasın abi. Ne yapalım abi şimdi? Parayı buldun İrfan abi o zaman. Abi şimdi 2 gün kargı kesiyoruz. 2 gün buduyoruz. 2 günde de yapıyoruz. Evet 2 günde de kargı bitiyor abi. Meslek bu diyorsun. Mesleğimiz Türkiye'de bu. Peki en iyi bunu ben yaparım diyor musun abi? En iyisini ben yaparım abi. Ben ve ekibim yapar diyorsun. Evet ekstrasını yaparım abi. Ne istese yaparım. Eyvallah abi. Kölgelik, hasırlık, pençerelik, aşağı sarkmalık. Ömrü ne kadar bunun İrfan abi? Bunun abi ömrü temiz kullantıda gelir 10 sene 15 sene gider abi. Yağmurda çamurda gider diyorsun. Gider abi. Kaç saat çalışıyorsun günde? Biz mi abi? Ben 12 saat çalışıyoruz abi. Sabahleyin oturdun. Sabahla oturuyoruz. Şimdi kargı kesmekten geldik. Bunları kestim geldim. Şimdi biz bunları bugün saat 10-11'e kadar budarım. 11'de sonra yatarım. Sabahı saat 8'de kıkarım. 5-5.30'a kadar budarım. Tekrar. Tekrar. Ama alın teri be abi. Herhalde canım. Evet. Muhanete muhtaç olmamak, çalışmak lazım. Abi çalışmak da doğaldır abi çalışmak. Yaş kaç İrfan abi? Yaş 65. 65 yaşından. Allah seni nazardan saklasın. Amin abi cümlemiz abi. Eyvallah. Kolay gelsin İrfan abi. Allah olsun abicim. Sizden de Allah olsun. Sağ olun, var olun. Buraya gelmişim daha. Teşekkür ettim. Allah senden de razı olsun. Sizden de razı olsun abi. Evlat da orada bağlıyor valla. Bağlar abi. Eyvallah. Evet burada da temizlik yapıyor yanında kardeşimiz. Temizlik yapıyor. En son orada final. Evet o final. Final. Evet. Eyvallah. O, final o. Ne yapıyoruz abim bir daha söyle bakalım. Evet abi gölgelik ası yapıyoruz şu an. Tüm genelde sahillerde olur bu. Buralarda da ya giden bir... Sağlam mı kardeş? Tabi abi istediğin gibi oyna abi. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı hiçbir yok. Şey olmaz diyorsun. İşte her türlü. Bunun garantisi dahil var yani. Hiç önemli değil. Attığımız yere garanti de yapıyoruz. Vallahi ben 110 kiloyum derli dostlar. Beni aynen. Tartıyor. Kardeşim de 60-70. Evet abi. 200 kilo üstündeyiz. 200 kiloyu şu an tartıyor. Evet. Suya dayanıklı, havaya dayanıklı, evet. Rüzgara dayanıklı. Evet abi. Her türlü mevcuttur. Eyvallah. Garantileri biziz yani çok şükür. Sana kolay gelsin kardeşim. Sağ ol teşekkür ederim abi. Kardeşim olay bu mudur şimdi? Bu şekilde abi bu şekilde oluyor.
Bunu biz kurulumunu yapıyorlar. Bunun üstüne biz seriyoruz. Gölgelik olarak gene bayanlar kafede, mafede her yerde bu zaten gölgelik. Zeytin dalına da yaptık, belediyemize de yaptık zaten bunlardan bayağı. Ama doğal diyorsun yani. Abi tabii canım ya. Branda gibi, muşamba gibi olmuyor. Hayır olmuyor. Bu gölgelik verir yani. Kışın çok sıcak veriyor diyorsun, yazın serinlik aynen veriyor. Abi, rahatlıkla. Sırtını rahatlıkla yaslayabilirsin. Yasla kardeşim o zaman sırtını. Dediğin yere. Yasla sırtını. Ha, olay bu diyorsun. Yani. İster altına koy, ister üstüne nereye koy. Nereye korsan koy. Nereye korsan koy ama rahatlıktır. Eyvallah. Çok rahatlıktır bunlar. Yani bunlar Türkiye'de genelde biz yapıyoruz. Bunlar gördükleriniz benim kendi çıraklarım. Bunlara ben yetiştiriyorum. Bunların ustaları benim. Değerli izleyicilerimiz, Türkiye'de balığı en iyi ben yaparım diyen ablalarla birlikteyiz. Ablacığım kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Bu aşağıdaki barajın adı ne? Çaygören Barajı. Çaygören Barajı. Evet. Yani diyorsun ki insanlar geldi mi oradaki çayı ve gölü görecek. Evet. Balığı da benim elimden yiyecek diyorsun. Aynen. Ne balı annem bunlar? Bunlar akbalık. Akbalık. Evet. İlk defa duyuyorum ya akbalık. Evet. Allah Allah. Neye benzer? Balık çok lezzetli, yağlı bir balıktır. Başka ne tür balıklar var? Sazan çıkıyor, turna çıkıyor. Bu gölün balığı mı bunlar? Evet, bu barajın balığı. Barajın adı ne? Çaygören Barajı. Çaygören Barajı. Akbalık çıkıyor, sazan çıkıyor. Evet, turna çıkıyor. Turna çıkıyor. Evet. Tamamen onun dışında başka balık yapmıyorsunuz. Yok, sadece kendi barajımızın balığını yapıyoruz. Lezzetli midir? Çok güzel. Tabii sizin elinizde yiyince biraz daha mı lezzetli oluyor? Kaç yıllık ustayım? 15 yıllık. 15 yıldır burada mısınız? 15 yıldır balık pişiriyorsunuz. Aynen. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, burası Marmara'nın incisi Balıkesir. Asla düşmedi, düşmeyecek, düşmana kıyamete kadar esir. Şimdi domates hasatı zamanı, ablalar var ya salkım salkım domatesleri topluyorlar. Bunlar salçalık mı olacak abi? Salçalık abi. Şöyle bir yanaş bakayım hacı abi, nasılsın, iyisin? İyiyim vallahi. Şapka şükür. Çıktı. Tamam. Ne oldu? Vallahi güneşi gördü kafa. Güneşi gördün abi kafa. Kafa güneşi. Abi şimdi bunlar salçalık olan domatesler, yemeklik olanlar da ayırt ediliyor. Kepçeyle boşaltacağız, doğru mu abi? Doğrudur abi. Kaç ton hasat yapacağız bugün? Bugün mü? Bugün 40 ton olur. 40 ton bu tarladan hasat mı yapacağız? Olur. Zaten buradan. 20 tonu gitti. 20 tonu bu 20, gitti. Bu ton 20 ton oluyor bunda. Kepçe kepçe dolduruyoruz. Evet. Bunları salça olarak? Salça olarak fabrikaya gönderiyoruz. Fabrikaya göndereceğiz abi. Evet. Kaç yıldır bu işte meşgulüz? Vallahi 6-7 yıldır bu işte meşgulüm ben. Para var mı? Bereket versin. Sayılır diyorsun. Allah razı olsun. Yenmez mi bu peki? Yenir, yenir. Şu kepçeden ver bakayım bir tane abi. Ver bakalım. Dur. Ama ver. Ver, ver, ver. Bakacı yok abi. Getir bakayım. Dur. Nasıl? Güzel. Bir tane yiyeyim mi? Dur. Nasıl? Değerli dostlar, bu abi bir de fedai tutmuş kendisine. Şu arkada gördüğünüz kardeşim de fedaisi, oğlu. Şunu sen al, bir tane de bana ver. Ben bu kepçeden ısırayım. Sonra değerli dostlar, domatesi, salçalık domatesi, salçalık ama bunu İstanbul'da yemeye bile... Gidiyor zaten, kaşalık yapan yapıyorum ben. Abi yok böyle bir lezzet. Yok böyle bir güzellik. Ablalarla da muhabbet yapacağız az sonra. Şimdi toplanan domatesler kepçeye konuyor. Kepçeyle de traktöre boşaltılıyor. Traktörle de nereye gidiyor? Değerli dostlar, görüyorsunuz her taraf domates. Allah'ın izniyle topraklarımız, verimli topraklar var. Bu topraklarda emek var, bu topraklarda yemek var. Şu ablam dedi ki, abla dedi, ne yapıyorsun dedim, beni bu halimine çekme dedi. Senin halinde bir dur, bir dur, bir hayır, dön, lütfen. Bir dön bakayım şuraya. Gel. Senin bu halinde ne var? Döneceğim ne de var? Şu üst baş. Ne var üst baş ya? Bir dakika dur, isim ne anne? İsim Nefiye. Nefiye anne, sen Allah'ın izniyle alnının terini bak. Ben iki dakikada şu kadar terim. Doğru oğlum, doğru. Alnının çok terini doğru. Yiyorsun. Yani. Doğru mu? Doğru. Emeğini doğru. Yiyorsun. Çalışıyorsun. Yan gelip ama yatmıyorsun. Kaç saat bugün çalışıyorsun Nefiye annem? Valla sabah 7'de çıkıyoruz evde. Akşam 6'ya kadar çalışıyoruz. Ama takılardan da vazgeçmiyorsun. Ne yapayım? Kadın takıları kısmı sever çıkarmam diyorsun ha? Evet. Hiç çıkarmam mı diyorsun? Yok. Çıkarmam. Ne yapıyoruz? Burada çalışmanın stili eldiven olacak bir. Eldiven olmasa zaten ellerimiz paramparça olur. Paramparça olur. Evet. Çorap olacak. Eski bir çorabı. Tabii, tabii. Kola geçireceğiz. Evet. Doğru mu? Doğru. Peki yorulmuyorsun değil mi hiç?
Abo yormaz mı valla? 58. 58 yaşındasın. Yormaz mı? Yövmiyeci miyiz? Tabii. Ne kadar yövmiye? 500. Çok mu? Gayet güzel. İyi, iyi. Allah bereket versin. İyi, nakit. Normal. Tabii. Nakit. Akşam elimizi alıyoruz, evet. Yani diyorsun ki alnımın terini terliyorum, terliyorum. Tabii. Tam kuruyacak. Akşam olunca da dinleniveriyoruz. 500 cebe. Paramızı alıyoruz. Tabii. Parayı ne yapıyorsun? Parayı istifliyorum. İstifliyor musun? Çok mu istifliyorsun? Yok ben çok 2-3 gündür geliyorum daha çok geldim. Eyvallah hadi bakalım. Şu anneme doğru gideceğim. Aa bu benim için önemli bak burada bir şey var. Aha bu annem. Şurayı bir çek. Köylü kadının yazı kışa karışır. Kışı yazı görüyorsunuz. Meşhurdur ülkemizin ay ve yıldızı. Vallahi Türk bayrağını. Annem şu duygunu alayım önce. Türk bayrağı şapkasını takmasın. Bayraksız çalışamam. Ciddi mi diyor? Ciddi diyorum. Yani ay yıldızlı bayrak diyorsun. Her zaman başımın üstünde. Başımın üstünde yer var deyip. Çıkarmam diyorsun. Çıkarmam diyor. Eyvallah. Annem ne yapıyoruz? Domates hasatı. Evet. Ne kadar topluyorsun tahmini? Topluyoruz. Toplayabildiğimiz kadar topluyoruz. Toplayabildiğimiz kadar topluyoruz. Eyvallah anneciğim benim. Şimdi domates hasatı zamanı doğru mu? Evet. Eyvallah. Çoluk çocuk? İki tane. İki tane. Onları mı okutuyorsun bunlarla? Ne yapıyorsun? Evet çalışıyoruz. Vay anam benim be. Vay be. Eyvallah değerli dostlar. Gördüğünüz gibi her taraftan vallahi şey fışkırıyor. Domates fışkırıyor. Anneler buralarda çalışmaya devam ediyorlar. Ablam! Abla? Ablam? Ablam kamera çekiyor. Çekiyor. Şöyle bir gel. Şöyle istedim. Bir güzelliğini bir görsün bir millet. Görmesin. Nasıl? Görsün ya. Nasılsın annem? İyiyim. Yaş kaç? Yaş 55. 55 yaşındasın. Sahalardayım diyorsun. Elimin emeğini diyorsun. Evet, alnımın terini yerim diyorsun. Teri. En helal para alın teridir. Öyle mi? Yorulmuyorsun inşallah. İnşallah yorulmuyorum. Eyvallah değerli dostlar. Vallahi hummalı bir çalışma var. Bir de burada abiler var bizim hemcinslerimiz. Yalandan yere ne yapıyorsun? İyi. Ha? Domates topluyoruz ya. Domates topluyorsun ama az topluyorsun ha. Gözümden kaçmadı. Doğru söylüyorsun. Eyvallah değerli dostlar. Burada abilerle... Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ha siz salkımlardan düşeni topluyorsunuz. Evet. Ha. Eyvallah herkesin bir görevi var evet, değil mi? Herkesin bir görevi. Eyvallah burada değerli dostlar ummalı bir çalışma var. Toplanan domatesler önce kovalara, selam, sonrasında da orada kepçeye, ne? Kepçeden traktöre, oradan da rampaya. Rampaya. Yani şeye, hale mi? Ya orada kamyonlar bekliyor rampada. Oradan sarılıp oradan fabrikalara götürüyor, gidiyor. Fabrikalara götürüyor. Hummalı bir çalışma var değerli dostlar. Ablaların, annelerin güzel çalışmalarıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. İşte sizlere domates hasatı. Hay maşallah. Hay maşallah. Topraktan çıkıyor suyumuz. Hafif delikanlıdır huyumuz. Ayağımız çamurdan, elimiz hamurdan eksik olmaz. Doğru mu abi? Doğrudur abi. Vallahi su gibi aziz ol demişler. Yıkarım seni ben, yıkarım seni. Yıkarım seni değerli dostlarımız. Oh maşallah diyoruz. Ya Rabbi bizleri vatansız, topraksız, bayraksız, ezansız ve susuz bırakma. Bir de sosyal mesaj verelim. Suyumuz yine tarlaya gidiyor. Sularımızı asla boşa harcamayalım. Biz burada bol bol kullanıyoruz ama bu sular tekrar tarlaya gidiyor. Ürünleri suluyor, altını çizelim. Değerli izleyicilerimiz, Anadolu'da meşhurdur evlerin saçağı. Eğer karpuzcuysan elinden eksik etmezsin bıçağı. Karpuz tarlasına şöyle bir daldık. Yemeklerimizden tuz, soframızdan karpuz eksik olmasın diyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yaş kaç abi? 79. 79 yaşındasın hala karpuz sahalarındayım diyorsun, evet, doğru mu? Evet. Karpuz ananlar mısın? Var. Ney var? Karpuz. Karpuzdan anlar mısın? Ha, anlarım, anlarım. En iyi karpuzdan anlar mısın? Anlarım. Peki Balıkesir karpuzu mu, Diyarbakır karpuzu mu, Adana karpuzu mu? Sındırgı karpuzu. Diyorsun. Nereden anlayacak?
Mesela şundan kestirdim. Kestim anlar mıyız? Ama ben gözüme şunu kestirdim. Onu. He? Nasıl bir şey? İyi. Gel. Gel abi. Evet değerli dostlarımız, karpuz tarlasındayız. Boy boy karpuzlar gördüğünüz gibi. Bunlar ikiz ikiz yatıyor, damaklara tat katıyor diyorum. Ama ben gözümü buradaki ikize kestirdim. Değerli dostlar, şu karpuzu gözüme kestirdim. Geçtik karpuzun başına. İsmail abi girdi geçen hafta 79 yaşına değerli dostlarımız. Abi evet. Nasıl çıkar sence? Güzel. Nereden anlayacağız iyi karpuzu? Bu aynasından. Ayna neresi aynası abi? Şundan aynalı. Ayna mı? Heh. Aynada baktığım zaman anlayacak. Heh. Otur İsmail abi şöyle. Heh. Bismillahirrahmanirrahim. Kabak çıkarsa? Kabak çıkmaz hiç. Kilosuna kaça? 10 lira. Kilosu 10 lira. Evet. Kabak çıkarsa açık söyleyeyim oturur yerim. Acımam. Evet. Ama iyi çıkarsa parasını veririm. Tamam. Tamam mı? Tamam. Ya Allah, bismillah. Kes bakalım. Önce karpuz nasıl kesilir abi? Oo, sen dalındayken yardın. Vay 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 vay. Niye böyle yaptın? Bak. Evet. Kes abi. Kes. Ya Allah! Bismillah. Biraz kalın oldu. İnce ver de yiyek daha. Getir. Allah'ım, Allah'ım. Alnımızdan akıyor ter. Harun Şen bu karpuzu soluksuz yer. Dur. Duramam, bir dur. Heh. Karpuz bıçak vurulmaz. Tamam. Bıçak kesene kadar. Tamam. Kestikten sonra ustasının elinden. Yemin ediyorum araba tekersiz olmaz. Karpuz şekersiz olmaz. Abi yok böyle bir lezzet ya. Anam. Bal. İsmail abi cansın. Evet. Emeğini karşına alıyorsun inşallah. Alıyorum. Eyvallah. İşte sizlere Türkiye'nin en kaliteli, en lezzetli karpuzu güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, diyorlar ki Harun Şen bu gücü, bu kuvveti, bu kudreti nereden buluyorsun? Rabbim veriyor. Antrenmanımızı sahada bizzat doğal olarak yapıyoruz. Gördüğünüz gibi değerli dostlar. 15 kiloluk karpuz, çök, kalk. Çök, kalk. Çök, kalk. Çök, kalk. Çök, kalk. Ne yapıyoruz? Hem kol kaslarını çalıştırıyoruz, hem göğüs kafesini çalıştırıyoruz, hem ayak adalesini çalıştırıyoruz. Çök, kalk. Çök, kalk. Organik ve doğal. İsmail abim, evet. Canım abim, nasılsın? İyi, karpuz abi. Kaç kilo? 12. 12, sen kaç kilosun? 85. 85 mi? Abi sen uzaktan zayıf gözüküyordun, gözünü yağlayayım. 85, 12'de karpuz 95, 97. Ben her zaman şunu söylerim değerli dostlar. Köylü milletin efendisidir. Bu sıcakta bu karpuzu yetiştirip ülkemin insanına yediren İsmail abi bence omuzlarda taşınmayı hak ediyor. Doğru mu İsmail doğru, abi? Doğru. Tut İsmail abi. Doğru. Tut İsmail abi. Hey gidi be! Koç yiğitler, baş pehlivanlar! Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Köylü milletin efendisidir. Köylü emekçidir. Köylü zahmet çeker. Köylü duayı hak edendir. Omuzlarda taşınma İsmail abi hak ediyor. Taşıdık. Yediğimiz karpuzun hakkını verdik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz
bildirimleri açabilirsiniz.